Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, epeyce ara verdik. Ama biliyorsunuz biz şey yaptık. Nedir? Hatırlarsanız darabe zeydün amren. Darabe neydi burada? Amildi. Amel ediyordu yani. Zeydün onun faili. Orada refi alameti var. O da irab. Ondan sonra zeyden de onun mef'ulün bihi ve üzerindeki nasb alameti de fetha. Demek ki o zeydle ondan sonra amr, mamul, o sonlarındaki harekeler, değişen harekeler, tabi burada hareke harf de olabilir. Onlar irab, darabe de amil. Yani biz ona amil diyoruz. Amiller Arapçada iki kısma ayrılıyor. Biri semai, Araplardan duyduğumuz şekliyle kaideler. İşte bunu harf-i cerdir, inne ve kardeşleridir. Okuduk. Şimdi kıyasileri okuyoruz. Kıyasi demek belli bir kurala bağlı. Birincisi fiildi bu kurallı olanlar. Yani her fiil failini ref eder, mef'ulün bihi de, yani mef'ulünü de nasb eder. Fiilin tarifi bu. Kural bu. Bütün fiiller. Anlatabildim mi? Şimdi yalnız fiil derken fiili kendi arasında birkaç gruba ayırdık. Birincisi lazım fiil. Yani hiç mef'ul alamıyor. Ancak harfi cerle alıyor veya zarfla alıyor. İkincisi tek mef'ul alanlar. Değil mi? Üçüncü grup İki mef'ul alanlar, ef'al-i kulüp diyorduk biz buna, değil mi? Alimtu, zanemtu, hasibtu gibi fiiller. Üçüncü çeşit, üç mef'ul alanlar, iki tane fiil vardı. Biri e'leme, biri de era'idi. Bu kadar. Şimdi fiilin başka bir taksimine geçiyoruz. Fiil başka bir açıdan da, bu da önemli, tam fiiller, nakıs fiiller. Arkadaşlar tam fiiller deyince İngilizce'de, Hollanda'daki regular verbs'ü hatırlayacaksınız. Mesela work, to work gibi. Mesela to sleep gibi, uyumak yani. Vesaire. Ama nakıs fiil deyince aklınıza to be fiilini hatırlayacaksınız. Yani yardımcı fiil. Yani bu çok önemli. Bu da kâne ve kardeşleri diye anılıyor bu. Arapçada. Kâne ve kardeşleri. To be fiildir bu. Tamamen to be fiil. Yani hiçbir farkı yok. Dolayısıyla eğer yani ihtiyaç sadece merfu alıyor bir fiil, mansub almıyorsa zaten ona biz ne diyoruz? Lazım fiil diyorduk ona, biliyorsunuz. Ama şimdi buradaki farklı bir yaklaşım. Ya farklı bir yaklaşım. Eğer bir fiil ismiyle, şeyle, ismi diyorum, failiyle yeteri kadar mana ifade ediyorsa biz ona tam fiil diyoruz. Yani ister mef'ul alsın, ister almasın fark etmiyor. Mesela zehebe zeydün. Zeyd gitti. Tamam işte gitti. Mana tamam. Veya darabe zeydün amre. Zeyd amre vurdu. Tamam yani. Bir mana, bir problem yok. Hasune el kitabu, kitap güzel oldu. Bak mana tamam. Ama eğer failiyle yeteri kadar bir mana ifade etmiyor ve mutlaka bir mef'ul, biz ona haber diyoruz biliyorsunuz. Kânenin haberi diyoruz. Gerektiriyorsa biz ona nakıs fiil, eksik fiil diyoruz. Örnek vereceğim. Kâne zeydün, zeyd idi. Neydi kardeşim? Bak hemen. Yani hasüne zeydün gibi değil. Darabe zeydün gibi değil. Darabe zeydünde de eksiklik var ama mef'ule olsa da olur, olmasa da olur. Yani vurdu bir mana çıkıyor. Ama kâne zeydünde çıkmıyor. Ya idi. Ne idi kardeşim? İşte biz ona nakıs fiil diyoruz. Yani bu nakıs fiiller normalde müpteda haberin başına gelir. Yani ve müptedayı ismi olarak fail diyoruz biz normal şey, fiiller için ref eder, haberi de haber olarak nasb eder.
Biz buna Kânebe kardeşleri diyoruz. Kânebe kardeşleri. Değil mi? Kânebe kardeşleri diyoruz. Veya ef'ali nakısa diyoruz. Eksik fiiller. Mesela Kânallahu alimen hakima. Allah alim ve hakimdir manası burada. Dır yani. Is. Allah is. Alim and hakim. Yani orada o mana ifade ediliyor. Oldu mu? Burayı iyi dinleyin. Bir şey yazmama gerek var mı? Çok basit bu. Demek ki yazalım. Yani Kânallahu alimen hakim. Kânallahu alimen hakima. İki tane haberi var yani. Anlatabildim mi? Hakima. Allah alim ve hakimdir. Oldu mu güzel kardeşler? Peki, önemli bir istisna var. Kâne'nin kendisi ve arkadaşları nadir de olsa esas manasını ifade edebilir. O zaman tam fiil olur. Bu cümle çok önemli. Kânenin kendisi ve arkadaşları nadir de olsa, yani %95 eksik fiil olarak kullanılıyor fiili nakıs, ama %5 tam fiil olarak kullanılır. Mesela kânallahu hadîs-i şerîf ve lem yekun. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ Hiçbir şey yok iken Allah var idi. Burada varlık manası kullanılıyor. Kâne. Olmak, var olmak. Demek ki burada kâne nedir? Tam fiildir. Aynı şey Sâre'de de, arkadaşlarında da geçerli. Yani demek esas manalarını kullanıp tam fiil halinde ne yapıyorlar? Kullanılabiliyorlar. Kânallahu ve lem yekun şey'ün gibi. Evet. Bilmem anlatabildik mi? Anladınız. Yalnız bu Kânebe kardeşleri de iki kısma ayrılıyor. Yani bu bizim İmam-ı Bilgivi'nin yaklaşımı. Diğer alimler farklı değerlendiriyorlar. Bu birinci kısma ef'ali nakısa doğru ama bununki daha güzel. Bu birinci kısma Kânebe kardeşleri diyoruz. Anlatabildim mi? Bu birinci kısma özellikle. Tümüne nakıs fiiller diyoruz. Ama bu birinci kısma Kânebe kardeşleri. Yani burada yaklaşma manası yok. Neredeyse gelecek. Yekâdû ye'ti. Neredeyse gelecek. Orada bak. Yakınlık ifade ediyor. Burada öyle bir mana yok. Allah idi. Bilmem kimdi. Böyle. Bunlar Kânebe kardeşleri bu. Kim bunlar? Bakın. Kâne. Birincisi Kâne. Anlatabildim mi? Birincisi Kâne. Yani olmak manasını da ifade ediyor. İdi. Birisi Sâre. Sâre. Şimdi Sâre'nin bir özelliği var. Her yerde kullanılmaz. Nerede kullanılır? Bir halden bir hale karşı şey var. Yani bir hale geçerken kullanılır. Mesela bu önemli. Sâre Zeydün alimen. Zeyd alim oldu. Yani cahilken alim oldu. Bak Sâre sayruret oluşmak demek. Kelime manası. Sâre öyle. Takip edebiliyor musunuz? Yani 80. sayfayı takip edeceksiniz. Ha. Bir diğeri âle. Anlatabildim mi? Âle. Bu da netice itibariyle oluştu. Yani mesela âle el asiru hamran. Yani şıra ne oldu? Şaraplaştı. Şarap oldu. Netice itibariyle. Evliyet. Hatırladınız mı? İlmi beragattan. Demek ki âle. Raca. Bakın raca bir kendi manası var. Döndü demek. Bir de ef'ali nakısı olarak kullanılıyor biliyor musun? Çok enteresan yani. Raca.
Bildiğin reca. Reca normalde reca Zeyd. An diğeri. Zeyd memleketinden döndü. Ama idi manasına yardımcı fiil olarak da kullanılabiliyor. Duymanız önemli. Burada asıl ezberlemeniz gereken birkaç tane. Biri kâne, biri sâre. Bunlar çok fazla kullanılıyor. Diğerleri sâre manasına geldiği zaman ef'aline kısa oluyor. Anladınız değil mi? Bir halden bir hale dönüşmek. وَمَنْ يَرْتَبَّ مِنْكُمْ İşte onun gibi. Kim dinini bırakır da başka bir dine geçerse. Gerçi orada nakıs fiil değil. Orada kendi manasını ifade ediyor. Bakın, وَرَجَى وَحَالَ Hale biliyorsunuz dönüşmek demek yine. Oldu mu? Yine aynı mana. وَاسْتَحَالَ Bu da önemli. Mesela sirkeleydi. وَاسْتَحَالَ الْخِلُّ خَمْرًا Sirke şarap haline dönüştü. İstihale. Yine aynı. Dönüşmek manasına. Hepsi sare manasına olduğu zaman ef'ali nakısa oluyor bunlar. Peki bunların hepsi aynı manaya geliyor hocam. Nasıl? Tabi ef'ali nakısa olduğu zaman hemen hemen yakın olarak mana aynı. Ama kendi manası hale mesela araya girmek biliyorsun. Yani istihale dönüşmek. Bir şeyden bir şeye dönüşmek. Tehavvele yine dönüşmek. Vertedde yine dönüşmek. Değişmek. Vecae gelmek. Bak cae kelimesi bile sare manasına olduğu zaman kâne ve kardeşlerine benzeyebiliyor. Vekaade yine öyle. Ama bunların bir şartı var. Sare manasına olduğu zaman. Oldu mu? Bunları duymanız kafi. Esas ezberleyeceğiniz kâne ve sâre. Kâne ve sâre. Şimdi bir diğer önemli nokta. Gelelim. Bu da önemli bir konu. O asbah. Bu da kâne manasına geliyor. Ama işin içine... İşin içine zaman giriyor. Aradaki fark o. Mesela asbahtu bi khayr. Yani hayırla sabahladım. Asbaha Zeydun alim. Zeyd alim oldu. Manası olabiliyor yani. Emsa mesela. O da enteresan. Tamam mı? O da öyle. Emsa yine akşam oldu demek kelime manası. Ama kâne manasında kullanılabiliyor. Edha. Kuşluk vakti oldu demek kelime manası. Takip ediyorsunuz değil mi? Kitap yok mu sizde? Bu da aynı onun gibi hocam. Ne demek o? Yani hemen hemen. Var değil mi? Tamam. Olması şey, önemli. Daha açıklayayım. Vazalle, oluverdi. O da aynı şekilde. Bate, o da aynı şekilde. Daha ziyade bate, gecelemek biliyorsun. Zalle, gölge olmak. Kelime manaları. Ama şey öyle değil. Yani ne derler ona? Fiil-i nakıs olduğu zaman a'da da öyle. A'da. Yani dönmek manasına. Mesela a'de zeydün min seferi. Yolculuktan döndü. Gada. Gada. Bu da çok enteresan bir şey. Gada zeydün yürüdü demek yani. Ama sabahleyin yürüdü manasına. Gadaat biliyorsunuz gündüzün başından zevale kadar olan kısma gada diyoruz. Ama öğleden yatsıya kadar olan kısma da aşa diyoruz. Onun için öğle yemeğine gada diyorlar. Akşam yemeğine de aşa diyorlar. Niye gülüyorsunuz? Bir şey yapıyorum. Beğenmediğiniz bir kelime mi var? Yok hocam. Belki. Böyle. Şimdi raha. Bu da çok enteresan. Yani bu da yine bu da zevalden geceye kadar olan vakte de rahe diyorlar. Revah. Revah. Zevalden geceye kadar. Mazale ise hala devam ediyor. Bu da çok önemli. O şey var ya lemma diye bir şey yaptık. Hatırlar mısınız? O menfiydi. Bu da müsbeti. Yani diyorsun ki mazilte kaime
Hala ayakta mısın? Yani hala ayakta mısın? Bu çok meşhur bir kalıptır bu. Ve aynen aynı mana, o da öyle. Ve ma fetiye, fetiye, hala ayakta mısın? Fetiye daha doğru. Yani ve ma fetiye kaimen, hala ayakta mısın? Efte'e de öyle. Ve ma berihe de öyle. Bu çok kullanılır. Yani ve ma berihte kaimen, yani hala ayaktasın. Aynı manalar. Ve ma veni'e. Vallahi ben ilk defa duyuyorum. Unutmuşum, okumuşum ama. Yani bunu duymasanız da olur. Yani burada mühim olan asbaha, emsa, adha, darle, bate. Bu önemli. Ayrıca mazale, maberihe önemli. Bunlar diğerleri. Ve ma rana. Bu da yine çok kullanılmayan. Küllüha, hepsi bir manazale. Mazale. Hepsi mazale manasına. Madame manasına. Leyse manasına. Böyle şey yapıyor. Evet. Bir de madame ile leyseyi zikretti. O da ismini, ref haberini nasip ediyor. Oldu mu? Evet. Burada şunu açıklıyor. Tam fiil manasına da gelebilir. Bunu söylemiştim. Onu geçiyoruz. Geliyoruz. Fiil-i nakısların ikinci çeşidine. Anlamadığınız bir nokta var mı? Açın Kur'an-ı Kerim'i, dağıtın bakalım. Aynı Kur'an-ı Kerim. Öyle kolay kolay anladık demelli olmaz. Alın Kur'an-ı Kerimleri. Verecekler sana. Aynı cinsten olanları verin ki bir de sayfada sıkıntı çekmeyelim. Ver, bir tane de bana ver. Tamam. Açın bakalım 235. sayfayı. Vay be. 235. Buldunuz mu? Yusuf suresi var. Buldunuz mu? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ayeti okuyorum. 118. ayet. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا. Bu önemli bir kural. Rabbim dileseydi bütün insanları tek ümmet kılardı. Burada lev biliyorsunuz şart edatlarından. Şart ve cevap cümlesi alıyor. Şa'e şart cümlesi. Tabi başındaki lam da lev'in cevabında gelen cümle. Lam. Tamam mı? Cevap cümlesinin başında lam gelir genellikle burada. Ora bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ikinci cümle. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ. Onlar hala ihtilaf edici olarak devam ediyorlar. Bu bizim arkadaş mazale. Hani mazale dedik ya. Lazale ile mazale fazla farkı yok. Oldu mu güzel kardeşler? Yani burada vav onun biliyorsunuz ismi muhtelifin onun haberi. Şimdi inin şeye kaçıncı ayete? Üçüncü ayete gelin. Gelin bakalım. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكِ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ. Bu Kur'an'ı sana vahyederek ey şanlı peygamber, en güzel peygamber kıssalarını sana anlatırız. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Bakın cevabında yine lam geldi burada. Tabi sebebi de şey, nedir? İnin gelmesi bu. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ. Bundan önce olsan da. Kâne, biliyorsunuz, bildiğimiz kâne, teyh haberi, ilahir devam ediyor. Başka biri, başka birini bulun bakalım. Var, bir yer için açtım burayı. Nereden? İsra suresinde. Bir dakika, ondan önce bir yer var. Yani ben onu bulabilirsem...
Bulamadım bu. Evet, bulamadım. Ne yapalım? Evet, nereyiz? Sayfa kaç? 298. 298. Bulun bakalım 298'i. Ne, hangi ayet? Son ayet kerime. Asbah ateşinde. Son ayet kerime. Ya o kadar güzel ki. Şimdi وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Buldunuz mu? 298. Ey şanlı peygamber, onlara dünya hayatının şuna benzediğini anlat. كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا. Semadan indirdiğimiz suya benzer. Sonra فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ. Yeryüzündeki bitkilere karışır. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا. Sonra o bitki saman haline, kupkuru hale gelir. Dünya hayatı bu işte. تَذْرُوهُ الرِّيَاحِ. Rüzgarların havada savurduğu saman haline gelir. Burada فَأَصْبَحَ, biliyorsunuz bizim bildiğimiz asbaha, oluverdi. Ne oluverdi? Yeryüzünün bitkisi. Ne oldu? Heşimen haberi. Heşimen de şey manasına, ne derler ona? Guru, saman manasına. Yine aynen devamı. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Bu da kâne misal. Allah her şeye muktedirdir. Bak muktedirdir diye mana veriyorum. İdi denmez böyle yerlerde. Yani to be fiili burada. Ama bazen idi olur. Hayır ama burada idi bidi değil doğrudan şu. Oldu mu? Anladık. Güzel. Şimdi gelelim ef'al-i nakısanın ikinci kısmına. İkinci kısmına. Nedir o ikinci kısım? Hem ef'al-i nakısa gibi isim ve haber alanlar, hem de yaklaşma manası ifade edenler. Neredeyse. Hani Türkçe'de kullanılıyorsa, neredeyse ölüyordu. Yekâdu yemûtu. Neredeyse ölüyordu. Bunun en meşhur adı Kâbe'dir. Tamam mı? Kâbe. Kâbe bunun tıpkı kâne gibi adıdır yani. Yekâdu yemûtu. Neredeyse ölüyordu. Bunlara biz ef'ali mukarebe diyoruz. Önemli bu. Ef'ali mukarebe. Ef'ali el mukarebe. Yaklaşma fiilde. En güzel örneği tekadu temutu. Tekadu temutu. Neyse yanlış oldu ama neredeyse ölecek, ölüyorsun. Neredeyse ölüyorsun manasına. Tekadür'ün biliyorsun ismi ente ve temutu de cümle olarak haber. Mahallen merfu. Buna biz ne diyormuşuz? Ef'ali mukarebe diyormuşuz. Ama burada önemli bir özellik var. Çok önemli bir özellik. Bunun haber cümlesi, haberi mutlaka fiili müzariyeli bir cümledir. Adını ezberleseniz var ya, hepsi hallolur. Çok güzel bir kural. Yani ef'al-i mukarebenin haberi başında fiil-i müzari bulunan bir cümledir. Mahallen mansuptur hep yani. İsmi gelir, bak tekatür. İsmi entedir. Ama temutu cümle olarak haberdir, mahallen mansup. Anladık mı? Güzel. Evet, şimdi boş verin. Evet. Bunlardan bir tanesi de keribe. Keribeymiş, keribe. Yani keribe zeydün yemutu. Zeyd neredeyse ölecek. Bu da çok kullanılır. Var mı? Hatırlıyor musun Molla? Keribe. Lekad kitte letürdini var. Lekad kitte letürdini. Neredeyse beni helak edecektin. Değil mi? Lekad kitte terkün öleyim bir şeyden. Ne? Lekad kitte terkün öleyim bir şeyden. O da ayrı bir şey. Yani neredeyse onlara o ehli küfre yaklaşacaktın, meyledecektin.
Lekad kitte, sen neredeyse terkenu meyledecektin ileyhi. Onlara meyledeceksin. Kade çok kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama kelibe de bazen kullanılıyor. Ben mesela yeni bir şey öğrendim. Yani kerabe diye biliyordum. İkisi de caizmiş. Anlatabildim mi? Burada kelibeyi almış. Fark etmez. Kerabe yekrubu. Miklu kade. Aynen kade gibi bu da. Hel hele de öyle. Duymayın daha iyi. Çok nadir kullanılır. Tafika Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Oku bakalım. Ya tafika meshem bisuki vel anak. Yani atların boyunlarını ve bacaklarını anlatabildim mi? Dokunmaya çalışıyordu. Sure-i Saf. Saf. Ya var. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Evet. Ehede çok kullanılıyor. Aşırı derecede. Yani bu ehezeyi ezberleyin yeter. İki tane. Kade ile eheze. Yani mesela diyorsun ki ehestu ektubu makalete. Bir makale yazmaya başladım. En çok senin ihtiyacın var buna. En çok şaşırdığı şeyler, fiillerden biri bu. Yani çünkü tıpkı ikfint var ya Hollanda'da bela bir kelime. İkfint lök, ikfint bilmem ne. Tam o işte yani. Enişene olacak. Tabii gelmedik daha kardeşim. Niye çekiliyorsun? Anma adamısın ha. Bu enşe. O da önemli. O da önemli. Aynı mana. Yani hep yakınlık. Akbele. Bu da çok önemli. Bir şeye daha ziyade yönelmek demek. Normalde enşe'ye inşa etti demek. Ama enşe'tu ektu. Yazmaya başladım demek. Ekbertu ekra'u el-Kur'an. Kur'an okumaya başladım. Yani yöneldim manası da var ekbele'de. Ekbele yönelmek demek. Ve hebbe, hebbe de öyle. Hebbetir riyah var değil mi? Okuyabiliyor musun? Hatırlıyor musun? Kur'an-ı Kerim'de var. Tehebbur riyah mı? Var, hatırlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de var. Hebbe de. Ceale de çok kullanılanlardan. Yani alika, vallahi hiç duymadım ben bunu. Yani ama kullanıldığını söylüyor bizim hocamız. Duymuş olalım. Evet. Evet. Bir de evşeke. Bu da çok kullanılır. Evşeke. Aynı yani hiç şeyle farkı yok, kâdeyle farkı yok. Evet. Bitti. Fiil bitti. Dokuz tane diyorum özür dilerim. Yani kıyasi olan amillerden birincisi neydi? Fiil. Fiil, failini ref ediyordu, mef'ulünü de nasb ediyordu. Ama biz ef'al-i naksada fail ve mef'ul yerine ismini ve haberini diyorduk. İsmini ref ediyor, haberini nasb ediyor. Aynı şekilde ef'al-i mukalebede de öyle. Onlarda da aynı tabirleri kullanıyoruz. Var mı itirazı olan? Aferin size. İtirazınız yoksa anladınız demektir. Güzel. Şimdi geliyoruz şeyin kıyasi amillerin ikincisine. Nedir o? İsmi fail. İsmi faile bir misal ver bakalım. Delikanlı. Bilmiyor musunuz? Allah Allah. Evet. Valla kayıt yapmasaydı başka şey söyleyecektim. Yani beyefendiye istirham edecektim. Seni pencereden atacaktım. Şimdi dediler aklınız önce talebelerini öldürüyor dediler. Öyle bir şey de yok yani. Sen söyle bakalım. Tamam hocam. Evet. Bir tane ismi fail söyle. Kullu hasudin muhrikun hasedehü amelen. Aferin. Hem de sülasi mezidün fihten söyledim. Yani güzel. Yani bu önemli. Muhrikun hasedehü değil mi? Şimdi güzel kardeşlerim. Yani bu çok önemli bir nokta. İsmi fail dediğimiz keşeri, darip adı üstünde, katil veya ismi fail iki türlü olur. Bir sülasilerde kalıbı failün, failani, failune.
Failetün, faileten ve failatün. Ama mezidün fihlerde nasıl olur? Mezidün fihlerde de biliyorsunuz başına mazmun bir mim getirilir. Sondan bir evvelki harfte kesre yapılır. Olur ismi fail. Mesela harrece yukarricu tahricen ve muharricun. Muharric, çıkaran demek. Ekrama yükrimu mukrimun. Aynen fiil gibi bu da fail ve mef'ul olur. Bu çok önemli bir kaide. Söyle bakalım hangi ayet? Ez-zalimi ehluh. Min hadihil qaridet. Ya. Yani bu çok önemli. Diyor ki Rabbena ahricina. Bakın. Neydi? Rabbena Kur'an-ı Kerim'de ahricina. Ya Rabbi bizi çıkar. Min hadihi el kariyeti kariyeti el zalimi. Bakın bu önemli. El zalimi ehluha. Ehluha. Bakın arkadaşlar. Rabbena'yı herkes biliyor. Ya Rabbi demek. Ahricna bizi çıkar min hadihi kariyeti. Bu köy memleketten çıkar. Memleket manasına, burada köy manasına değil. Fakat iyi dikkat edin, buraya bakın. Bak, iyi dikkat edin. Bu ezzalimi ehluha nedir? Kariyetinin sıfatıdır. Normalde zalim kariye gibi ne olmalıydı? Müennes olmalıydı. Çünkü sıfat mevsufa uyar. Burada uyumamış. Neden? Çünkü zalim fail almış. Fail aldığı zaman failine uyar. Mevsufuna değil. Ezzalim ismi fail. Ehluha o memleketin ahalisi zalim olan bu memleketten bizi çıkar. Dikkat ederseniz bu zalim kelimesinin failidir. Anlatabildim mi? Eğdabteni sana söylüyorum. Beni öfkelendirdin. Bir keslike zelike züccac. Şu pencereyi kırmakla beni öfkelendirdin. Bak burada bir kesrike, kesr mastardır. Aynen ismi fail gibi. Kaf onun failidir. Muzaf olduğu için merfu olmamış. Anladın mı? Ama zelike züccace onun mef'ulü olduğu için mansuptur. Oldu mu? Mesela kullu hasidin mübteda. Muhrikun yakıcıdır. Hasaduhu muhrikunun failidir. Çünkü muhrik ahreka yuhriku da ismi failidir. Anlatabildim mi? Ondan sonra e'malehu muhrikun hasaduhu amelehu. Amelini yakıcı amelehu da onun mef'ulün bihidir. O en güzel misal. Tamam mı? Kullu hasidin her hased eden muhrikun hasaduhu amelehu. Anlaşıldı. Olay bu. İsmi fail demek ki fiil gibi amel ediyor. Bir tanesi daha, bu da çok önemli. İsmi mef'ul. Anlatabildim mi? İsmi mef'ul. O da amel edebilir. Yani o da amel edebilir. İsmi mef'ul de amel eder. Tıpkı ismi fail gibi. Örnek verelim. Kullu taibin mu? Taib değil. Taib ismi faile misal. Taibin mu? Ha, o işte oldu. Kullu taibin gayet mef'ul. Güzel. Bu meşhur avamilin misalidir bu. Kullu taibin her tevbe eden ki makbulün makbuldür tevbetuhu. Bak tevbetuhu makbulünün failidir. Oldu mu? Evet. O diğer bazı ayrıntılar var. Onlara girmiyoruz. Dördüncüsü ne peki? Bu da önemli. Sıfat-ı müşebbehe. Neydi sıfat-ı müşebbehe? Hatırlayalım. Bakın. Altı babın beşinci babında yani hasune yahsun kabuha yekbuhu çirkin oldu, güzel oldu.
Bu babın sıfatlar bildiren, insanın tabii özelliklerini anlatan fiillerden ismi fail olmaz. Oldu mu? Ne olur? Sıfatı müşebbeh olur. Mesela Zeydün Hasen denir. Zeyd güzeldir denir. Yani Zeydün Hasin'in denmez. Çünkü o lazım fiildir. Ancak sıfat-ı müşebbehe gelir orada. Oldu mu? Şimdi sıfat-ı müşebbehe de amel eder. Örnekle Zeydün Hasenun vechuhu. Bak onun failidir. Zeyd yüzü güzel olan adamdır. Sizde ne var? Al-ibadetu Hasenun sevabuha. Tabi, aferin. O da güzel. Ve masiyetun kabihun azabuha. Bu da güzel bir insan. Yani ama bu benim dediğim ben hepsinin. Hepsi mümkün. Demek ki o sıfat-ı müşebbehler aynen fiil gibi ne alıyor? Fail alıyor. Meful alır mı? Hayır kardeşler. Meful almaz. Alsa bile mef'ulü bih gayr-ı sarihadır. Niye? Fiili mef'ul almıyor ki. Fiili gibi amel eder. Çok anladınız mı buraları? Aferin size ya. Ve beşincisi, o da ismi taftil. Kardeşim bunu duymayacaksınız. Arapçada bir tek kalıp misali var. Bunu hiç duymayın. Hiç gerek yok yani. Öğrenmeyin daha iyi. Duymuş olun sadece. Nedir o? مَا رَيْتُ رَجُولًا اَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ Aman ya Rabbi. Zeyd'in gözünde neydi gözlere sürmen? Ha, sürmenin güzel olduğu gibi güzel olan bir adam dünyada görmedim. Yani valla bu kalıptan başka misali yok yani. Ben ne Kur'an-ı Kerim'de ne hadiste de bunu geçin. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ama ismi taftili tanıyorsunuz değil mi? Nedir ismi taftil? Bizim komfort neydi? Komparatif ve süperlatif. Eğer eftal kalıbı, anlatmıştık bunu emsilede anlatmıştık. Sarfın konusu bu. Eğer ismi taftilden sonra min gelirse komparatiftir. Zeydün eftalu min amri. Zeyd amriden daha faziletlidir. Ama gelmezse, bir şeye muzaf olursa o zaman süperlatiftir. Mesela eftalun nasi zeyd. İnsanların en faziletlisi zeyddir sözü gibi. Evet. Onu geçiyoruz. Yani bir sıkıntımız yok. Ve altıncısı mastardır. Mastar da aynen amel. Misal verdim ya. Ağdaben darbuke anben. Senin amre vurman beni öfkelendirdi. Anlatabildim mi? Arda beni. Sizde nasıl misal? Çok misal verilebilir. Tamam. Yani. Ama benimki daha rahat. Arda beni. Beni öfkelendirdi. Darbuke amre. Amri dövmen beni öfkelendirdi. Onun bazı kuralları var. Boş verin. Ve nihayet 7. O da çok önemli. 7'ye geldik. Yok, 7'ye geldik ve kaldık. Allah rahmet eylesin. Oldu mu? Gelecek derste okuyacağız. Çok hoş yavrum. Başladı hocam. Tamam. Şimdi biliyorsunuz biz kıyasi amilleri görüyorduk. Bunlardan biri de muzaftır. Muzaf da amel eder. Ne ameli yapar bu? Cer ameli yapar. Mesela Babül Cemiati, üniversitenin kapısı. Babül o muzaftır. El Cemiati'yi cer etmiştir. Zaten cer, ben bunu Ertuğrul'a çok söylemedim, size de söylüyorum. Arkadaşlar bir kelimeyi iki şey olmadan cer okumayın. Biri harfi cer, biri muzaf olmasın. Onun için yani cerri devreden çıkarın ki hata ihtimaliniz ikiye düşsün. Yani %50, %50, %30 doğru okumuş olursunuz yani.
Yani ve geriye kalanı da genellikle merfu okuyun. Çünkü meful değilse vesaire değilse yani orada bazen hata yapılıyor. Musaf demek ki amel ediyor yani. Mesela Abdurraculin bir adamın kölesi veya Kitabu Zeydin, Zeydin kitabı. Bunların bazı şartları var, onlara girmiyorum. Onlar ağır mevzular. Ama önemli bir nokta var. Önemli bir nokta var. O da şu. O da şu. Şimdi muzaf iki kısma ayrılıyor. İzafet yani kalıbı. Bunlardan birincisi manevi izafet. Biri sadece lafzi izafet. Anlatabildim mi? Sadece lafzi izafet. Ne demek lafzi izafet? Eğer muzaf olan kelime şibh-i fiil dediğimiz gruptan değilse o manevi muzaftır. Şibh-i fiil dedi ismi fail, ismi mef'ul, sıfat-ı müşebbehe, ismi tafdil. Anlatabildim mi? Bunlar. Eğer bunlardan biri ise ona biz izafet-i lafziye diyoruz. Daribu Zeyd, Zeyd-i Buran. Aslında Daribu Zeyd'dendir. Değil mi? O mef'ulü bir her şey olmuş yani. Veya Hasenül Veçhuhu, Hasenül Veçhuhu olmuş. Yani normalde o elveç onun faili durumundadır. Yani hulasa sözün özü, bunu bilmeseniz de olur ama bilseniz de güzel. İzafet ikiye ayrılır. Birisi manevi izafet, manayla alakalı doğrudan doğru. Aslında biz bunu Türkçe'de de yapıyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Mesela diyelim ki ağaç kapı diyoruz, demir kapı diyoruz. Yani Türkçe'de de o ayrım var, bütünleme. Şey, ne diyoruz ona? Bütünleme mi diyoruz izafete? Tabii bütünleme. İsim tamlaması. Tamamlama, tamam. İsim tamlaması. Ekli eksiz biliyorsun orada da. O eksiz olan, işte o yani lafzi olanlar yani. Ama öteki öyle değil. Mesela Babul Cemiyati, üniversitenin kapısı bir mana ifade ediyor. Ama öteki bir mana ifade etmiyor. Sadece fail meful veya işte öteki muzaf muzafin demek oluyor. Oldu mu bunu? Mesela örnek olarak yani gulamu Zeyd'in misal veriyoruz. Zeyd'in gulamı veya daribu amrin, amri döven adam. Böyle. Ha, ikisinde de bilmemiz gereken bir şey var. Kesinlikle muzafın başında elif lam olmaz. Oldu mu? Elif lam olmaz. Elif lam asla kabul etmez. İki, muzaf asla tenvin olmaz, almaz. Bunları da bilmeniz lazım. Yani bunu bilmediği için adam bakıyorsun Zeydün Hulamin diyor. Ulan mübarek adam yani. Hulamun Zeydin diyor. Hayır, olmaz. Muzaf iki şeyi kabul etmez. Biri eliflamı kabul etmez. Biri tenvini kabul etmez. Kesinlikle kabul etmez. Oldu mu? Bu kadar. Yani başka bir şeye gerek yok buralar. Hı. 92'de caiz ediyor, et darip burdacı oluyor. Yani ben bak, caizlere hiç girmiyorum. Onlar tartışmalı konular. Sen onu oku, göremezsin ki zaten. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne hadis-i şerifte. Belki bir cahiliye devri Arap şiirinde görürsün onu. Onu da bilme. yani %1'lik şeylere ben girmiyorum. Ben baştan söyledim bu derste. Bu kitabı ben temel alıp okutmuyorum. Yani bazen şeyi de nedir, kafiyeyi de okuyup geliyorum. Acaba farklı bir şey var mı diye. Biliyorsun bazen oradan okuyoruz, bazen oradan okuyoruz. Yani bu böyle. Esas olan sen onu bırak, ben onu biliyorum. Var ama yani caizdir diyor. Bana ne kardeşim, ben kesinleri öğrendim de caizler mi kaldı? Anladınız mı? Evet. Geldik 8. amile. Hangi amildi? Kıyasi olan, kurala bağlı olan. Müphem isimler. Anlatabildim mi? Müphem isimler. Müphem isimler. Şimdi müphem isimler deyince burada tabii çok farklı işaretler var. Biliyorsunuz bu temyiz alıyor. Temyiz ileride gelecek. Mesela diyelim ki müphem isimlerden bir tane şey ezberleyeceksiniz siz. Selasete aşara. 13. Ne 13? Açıklamazsanız hiçbir manası yok. Onun
mansup bir şey temyizi gelir. Demek ki temyiz müphem isimlerin, yani bilinmeyen isimlerin nesidir? Mamuludur. Zeyd raculen 13 kişi. Değil mi? İhta aşara kevkeben. Bak Kur'an-ı Kerim'de geçer. 11 yıldız. İnni raytu, değil mi? Ehade aşara. İhta aşara değil de ehade aşara kevkeben. Yani 11 tane yıldız gördüm. O kevkeben adına biz temyiz diyoruz. Adı üstünde. Temyiz ne demek? Ayırıyor da yani o bilinmeyeni bilinir yapıyor. Veya ölçü aletlerinde. Mesela diyorsun rıtlun bir batman ne? Tekmez. Hillem veya sirke. Veya kilogram cübnen yani peynir. Anladın mı? Bunu bilin kafi. Ha, yalnız burada sayıları da anlatıyor. Güzel bir nokta bu. Yani bunu yazın veya öğrenin. Sayıların 3'ten 10'a kadar mansup değil, mecrurdur. Anlatabildim mi? 3'ten 10'a kadar olanlar. Aynı zamanda cemidir. Mesela selâzetu ricalin denilir. Reculin denmez. Bak bunu ezberleyin. Çok güzel bir izah bu. Anlatabildim mi? Çok güzel bir izah. Tekrar ediyorum. Şunu yazayım. Bu önemli. Sayılar bu. Yani 3 ile 10 arası, anlatabildim mi? Hem mecrurdur hem de çoğuldur. Mesela selâsetu ricalin. Bir de burada bir terslik var. Bu da ayrı bir dert. Bu da ayrı bir dert. Eğer muzafirleh olan kelime müzekkerse bu şeydir, müennestir. Eğer bu müennestse bu müzekkerdir. Mesela selâsu leyâlin. Leyâlin biliyorsun leyletinin cevdidir. Leyle müennes olunca öteki müzekker olur. Ben bunu çok zorlanmıştım zamanında. Çok basit bir kaydı ama demek ki 3'ten 9'a kadar bunların muzafı, yani sayılar muzaf gelir ve kesinlikle o muzaf cemi olur. Bakın mesela kitabı nasıl yapacağız? Çoğulu kütüptür. Nasıl yapacağız? Selâsetü kütüb. Niye? Kitap müzekker. Dolayısıyla sayı otomatikman müennes olacak. Enteresan bir sistem bu. Oldu mu? Ha, demek ki böyle gider yani. Böyle gider. Şimdi bu da önemli. Selâset mi'eden yani 300'den 900'e kadar. Bak 300'den 900'e kadar. İyi dikkat edin. Selâse mi'e, tis'a mi'e. Ve ehade aşareden tis ve tis'ine kadar. Tamamı müfrettir ve mansuptur. Anladınız mı? Mesela ehade aşara kevkeben temiz işte bu. Oldu mu? Veyahut da selâfe miye neferan 300 nefer. 300 nefer. Anlamadım. Kemsine elfe seneti. 50 bin sene. Aynen öyle. Şimdi mi'e ve elfin. Mi'e ve elf. Mi'e 100 demek. Elf de 1000 demek. Bunların tesniyelerinin, cemilerinin temyizi asla mansup değildir. Ya nedir? Müfrettir ve mecrurdur. Mesela mi'etu raculin. Mi'etu rical değil. Veya elfu raculin. Elf, tamam mı? Elful mra'atin. 1000 tane kadın. 100.000 tane adam. Demek ki arkadaşlar çok basit yani. İyi ezberleyelim bunu. Bir defa 3'ten 9'a kadar. 10'a kadar. Mansup olmaz. Mecrurdur ve cemidir. Anladık değil mi? Mecrurdur. Yani mecmudur. Mecmu demek çoğuldur.
ve mansup şeydir, mecrurdur. Mecrurdur. Üçten dokuza kadar, ona kadar, dokuza kadar diyorum. Şimdi 300'den 900'e kadar, bir de ehade aşereden 99'a kadar mansuptur ve müfrettir. Miye ve erf, tesniyesi de cem'i de toptan mecrurdur ve müfrettir. İşte bitti. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet. Geçiyoruz oraları. Ve şimdi geldik fiil manasına gelen kelimelere. Bunlar da kıyasi, yani kurala bağlı olarak fiil manası ne yapar? Aynen fiil gibi, değil mi? Fail alır, mef'ul alır. Tamam mı? Fiil manası verilen bütün kelimeler böyledir. Mesela isim fiiller. Arapçada bu isim fiil çoktur. Mesela ruveyden ruveyta. Hatırlıyor musunuz? Ruveyta, yavaş yavaş olur. Veya başka biri, heyhate heyhate lima tu'adun, Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu çok önemli bu. Yani orada heyhate isim fiilidir. Yani ne uzak oldu, ne uzak oldu. Veya mesela helümme, helümme cerra, devam et gitsin. Enzofort, Arapçanın enzofordu. Anlatabildim mi? Enzofort. Ha? Böyle yani. Şimdi başka kelimeler de vardır burada. Mesela ha al manasına. Ha Zeyden. İşte Zeyd. Ruveyde Zeyden. Zeyd'i bırakacağım. Karışma ona. Helümme Zeyden. Yani Zeyd'i getir bakalım. Hati şeyen. Şunu versene. Bu kadar yeter. Diğerlerini bırakın. Merak ederseniz bakarsınız. En önemlisi ha. Ruveyde. Helümme hati. Bunlar çok önemli. İsim fiiller bunlar. Bir de tabii bir diğeri de yine aynı grup. Heyhatel emru. Yani ne uzak oldu. Onlar emir manasına biraz öncekiler. Bunlar da ism, fiili mazi manasına. Heyhatel. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şettane. Bu da önemli. Yani Zeydün ve Amrun. Zeyd ile Amr birbirinden çok farklı diyeceksin. Hani diyorsun ya, şettane Zeydün ve Amrun. Şettane tuffahu Türkiye ve tuffahu Hollanda. Hollanda ile Türkiye'nin elmalar o kadar farklı ki. Serane, bu da önemli. Serane Zeydün. Böyle kelimeler var. Zarf-ı mustakar vardı, onu anlattık. Ben onun üzerine tekrar girmiyorum. Hani zarf-ı mustakar ne demekti zarf-ı mustakar? Biliyor musunuz zarf-ı mustakar? Bir hatırlayan var mı? Çok uzun uzun anlattık. Hey hanımefendi. Ben evet. Hiç hatırlamıyorum. Ya, ben inşallah. O derste yok. Allah hayır verirsin. Sen? Hocam bir yani ekranın içinde devamlı olan anlamındaydı. Onu nenem de biliyor. Arkadaşlar bu zarf-ı mustakar ve zarf-ı lağlı su gibi ezberleyeceksin. O kadar önemli ki bu zarf-ı mustakarı bilmeyen benim şahsi kanaatim Arapça'da mana veremez. Zarf-ı bakın merartu bi zeydin zeyde uğradım. İyi dikkat ediniz. Burada B harfi cer. Zeydin onunla mecbur. Nereye müteallik? Merartu'ya müteallik. Ona bağlı. Biz müteallik diyoruz. Eğer bir yerde harfi car mecrur veya zarf varsa ba'deke mesela gibi senden sonra mutlaka bir fiil veya şibi fiil vardır. Demek ki önemli bir kural. Eğer bir yerde car mecrur veya zarf varsa mekan zarfı veya zaman zarfı mutlaka onun bağlı olduğu onu işte bulacaksın Arapçada. Bulamazsan manayı veremezsin. Bir fiil veya şibhi fiil vardır. Şibhi fiili artık ezberleyelim. İsmi fail, ismi mef'ul, sıfat-ı müşebbehe, ismi tafdil ve mastar. Bunlara şibhi fiil diyoruz. Şimdi eğer car mecrurun, iyi dinleyin. Car mecrurun, bunu anlattık aslında.
veya zarfın müteallik olduğu, biz ona müteallik dediğimiz yani bağlı bulundu. O bağlı bulunduğu fiile de müteallak diyoruz. Hani şey ya, mef'ul kalıbı ya müteallak. Sondan bir evvelki harf fethe olunca sülasi mezidün fiillerde ismi mef'ul, kesre ise ismi fail oluyordu. Müteallak o fiil oluyordu. Yani bağlanılan şey veya şey bir fiil. Eğer o fiil açıktan gelmişse biz ona zarf-ı lahm diyoruz. Yani orada gerek yok aramaya müteallakını. Çünkü açık. Merartu bi zeydin. Zeyde uğradım. B harfi cer. Zeydin mecrur. Müteallik nereye? Merartu. Merartu fiil. Eğer bir cümlede, bak burası önemli işte. Cer mecrur veya zarfın müteallakı, yani bağlı olacağı fiil veya şibi fiil yoksa biz ona zarf-ı müstakar diyoruz. Niye zarf-ı müstakar diyoruz? Aklımızda bilinen ve devamlılık ifade eden, varlık ifade eden bir fiilin orada var olduğunu, tamam mı? Yani zannediyoruz. Mesela Zeydün fiddari. Zeyd evdedir. Evdedir derken yani Zeydün müstakirrun fiddari manasıdır. Yani o fe harfi cer. Eddari mecrur, cer mecrur müteallik gizli bir şibi fiile. O da müstakirrun veya kainun veya mevcudun. Bundan dolayı zarfı müstakir diyorlar. Veya sakinun. İşte durmak, var olmak, ayakta olmak, bulunmak ve benzeri manalar. Anladınız mı? İşte bu, biz buna ne diyoruz? Zarf-ı müstakar diyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Bir de ben bunu duymamıştım. Aynı fiil manasına ismi mensup da amel ediyormuş. İsmi mensup ne demek? Sen örnek ver. Doktor Akgündüz, Diyarbakırlıyım. Diye sonuna ya'yı nispet diyoruz biz ona. Yani Doktor Akgündüz Diyarbakırlıdır. Diyarbakırlıyım. Bazen ismi mensuplar bile amel ediyor. Mana. Çünkü fiil manası var. Bak çok güzel misal vermiş. Merartu binaculin Haşimiyyin ehuhu. Kardeşi Haşimi kabilesine mensup olan bir adama uğradım. Yani çok önemli mi bu? Hayır, hayır, hiç önemli değil. Bir tane daha misal vermiş, hiç gerek yok, ona geçiyoruz. İsmi müstaharı da, diğerlerini de geçiyoruz ve dersi de bitiriyoruz. Geldik manevi amile. Hatırlarsanız amil iki kısma ayrılıyordu. Bir lafzi, iki manevi. Lafziler iki kısma ayrılıyordu. Semai gördük ve kıyasi, onu da gördük, bitirdik. Değil mi? 9 taneymiş. Şimdi geldik manevi amillere. Çok iyi biliyorsunuz ama isterseniz okuyalım, siz bilirsiniz. 2 tane. Birisi müpteda ve haberin amili manevidir. Ne demek hocam bu? Zeydun katip. Zeyd katip. Zeyd müpteda. E niye merfu? Müpteda olduğu için. Yani o kadar mana. Haber, katibun haber. Niye merfu? Haber olduğu için. İkincisi ne? O da fiil-i müzari'yi ref eden manevi amil. Şimdi Zeydün yektübü. Yektübü merfudur değil mi fiil-i müzari? Niye? Başında nasb edici ve cezmedici bir edat yok diye. Manadır yani. Bu kadar. Amiller bitti. Bitti. Bebekler der ya bitti. Biz de bitti diyelim. Ha. Ve inşallah önümüzdeki ders... Demek ki bazı şeyleri tekrar edelim mi diye yani tereddüt etmiştim. Etmemiz gerekiyor. Gelecek derste çok tekrar var. O tekrarları yapacak. Özet de olsa yapacak. Çünkü unutuluyor. Ha? Dinlediğimizde zorlanıyoruz zaten biraz anlamakta. Ne yapalım kardeşim? Siz de tekrar tekrar dinleyeceksiniz. Öyle değil mi? Zaten nahvi bitirince şey yapacağız diyorsun.